Merhaba arkadaşlar. Hep sorduğunuz bir soru var. Hocam, boksta nasıl başarılı oluruz? Boksta başarılı olmak için ne yapmak gerekir? Nasıl çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? İşte bazı yumrukları nasıl vurmalıyız? Gibi birçok sorularınız var. Bu sorularınızın hepsinin cevabı bende var arkadaşlar. Çünkü boks deyince aklınıza Erdal İnanlı gelsin. Erdal İnanlı boks konusunda genel olarak büyük bir bilgiye sahip, birikime sahip ve tecrübeye sahip. Bu yüzden de ben sizi burada sadece boksa yeni başlayan arkadaşlar ve başlamış devam eden arkadaşlar için de sadece size bazı konularda bilgiler vereceğim ve ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Arkadaşlar, şu an genel olarak dünyanın her yerinde, ülkemizde de sosyal medya var, büyük platformlar var, işte YouTube, Facebook ve bunun gibi birçok, Instagram. Buralarda boksla ilgili birçok paylaşım yapan insanlar var. Boks tekniklerini, işte boks maçları, boksla ilgili bilgiler aktaran arkadaşlar var. Tabi burada doğru bilgi aktaran arkadaşlar var ama bilmediği halde yine de boksla ilgili boks yapan insanlara bilgiler aktaran arkadaşlar var. İşte oradan buradan duyma bilgileri. Ama ben size bu işin içinden gelip yani bu işin nasıl ilerlediğini, nasıl gittiğini aktaracağım sadece. Ve zamanla da boks yaptıkça şunu göreceksiniz. Yani Erdal İnanlı hocam gerçekten doğruyu söylüyormuş. Gerçekten bu işin özünü anlatıyormuş. Nasıl olması gerektiğini, nasıl çalışılması gerektiğini, ne yapılması gerektiğini anlatıyormuş diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben hep söylüyorum, boksla ilgili bundan sonraki her videomda bunun üstüne basa basa her zaman söyleyeceğim. Öncelikle boks yapacak arkadaşların küçük büyük fark etmez, esnek bir fiziğe sahip olması gerekiyor. Esnek olmanız gerekiyor. Yani jimnastiği çok yapmanız gerekiyor. Sonrasında yüzmeyi çok yapmanız gerekiyor. Özellikle de o kasların, işte bütün kasların aynı anda çalışması yüzerken. Bol bol yüzmeniz gerekiyor. Ve sonrasında hepsini yaptık. Boksta en önemli olan şey dengedir. Bunun için de ayaklarınızın boksta çok iyi olması lazım. Çünkü boksta eğer ki maç kazanacaksınız, zaferlere gidecekseniz ayaklarınız iyi olması gerekiyor. Çünkü ayaklar size her zaman bir adım öne taşıyacak ve size şampiyonluklar kazandıracaktır. Yorulduğunuzda ayaklarınız devreye girecek, atak yaptığınızda ayaklarınız devreye girecek. Çünkü ayaklarınız sizi götürecek puana da ve rakibinizin size atak yaptığında sizi onun puan almasından sizi koruyacak da ayaklarınızdır. Çünkü bir adım geri atmanız bile onun bir puan almasını engelleyecektir. Bu yüzden ben hep söylüyorum, her videomda, bundan sonraki videolarımda da hep yine tekrar ederek söyleyeceğim. Ayaklarınızı çok çalışacaksınız. Ayak hareketleri mutlaka, boks artı ayak. Ayak, ayak. Ve sonrasında ayaklarınızı iyileştirdiniz. Örnek vereyim, birbirleriyle uyumu. Yani ayak hareketleri nedir? Aynı anda ön ayak 5 santim ileri gidiyorsa arka ayak da aynı anda 5 santim ileri girecek. Yani hep birbirleriyle orantılı olacak. Kesinlikle örnek vereyim, 5 santim değil 10 santim geldiği zaman bile ayağınız bucalatırsınız ve yumruk yersiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi maç esnasında bazen ayakların birbirine oran değişebilir. Yani bu da normaldir. Ama genel olarak dans ederken buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Özellikle de yanlara kaçışlarda rakipleriniz boşa alırken bu çok önemli. Örnek vereyim, bazı arkadaşlar şunu çok şey yapıyor. Hocam diyor, ben diyor ringe girer girmez rakibim bana saldırıyor ve panikliyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Bununla ilgili de konuşacağız. Ayakları oturtturduk. Öncelikle o dediklerimi yaptık ve sonrasında ayakları oturtturduk. Ve sonrasında ne yapacağız? Beller. Beller oynayacağız. Yani beller, rakibinizle karşı karşıya geldiğinizde mutlaka sabit bir hedef olmayacaksınız.
Her zaman oynayacaksınız. Muhammed Ali Clay ne diyor? Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Kelebek ne yapıyor? Dans ederken bir orada bir orada yakalamıyor. Bu yüzden de sizin de belleniz her zaman rakibinizin karşısına geldiğinizde yumruk mesafesine her zaman oynayacak. Buna da mutlaka ve mutlaka çok dikkat edip bunun da üzerinde çok çalışacaksınız. Örnek vereyim, bellerinizle kaçarken gözleriniz hep rakipte olacak. Buradan kaçarken hep rakipte olacak. Yani buna mutlak ve mutlak dikkat etmeniz gerekiyor. Ve sonra geldiğimizde ne? Sizin gard alışınız. Yani gardınız. Tabi bu zaman zaman zamanla değişecek. İlk başta mesela aldığınızda gard size bu şekilde öğretecekler. İşte yumruğun üzerinden bak, bu çenende olsun. İşte bu şekilde öğretecekler. Biraz böyle tutturacaklar belki bulunduğunuz salonlarda. Ama tecrübelendikçe, örnek vereyim, benim gibi belli bir tecrübeye sahip olduğunuzda, yani tap noktada olduğunuzda, örnek vereyim, bu şekilde alacaksınız kardınızı, bu şekilde alacaksınız. Yani burada tutacaksınız. Örnek vereyim, elleriniz burada olacak. Yani bu zamanla değişecek. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz boksta zamanla tecrübeleneceksiniz ve zamanla bir şeyler üzerinize oturacak. Bir anda kesinlikle oturma şansı yok. Siz çok iyi antrenörle çalışabilirsiniz veya örnek vereyim, çok iyi partnerlerle çalışabilirsiniz. Ama hiçbir zaman şunu unutmayın. Boks zamanla gelişir. Maç yaptıkça gelişir. Maç yaptıkça tecrübelenirsin ve çok daha iyi olursun. İyi boksörlerle maç yapmak sizi bir tık daha öne taşır. Ben mesela boksumun gelişmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi, işte olimpiyat şampiyonu boksörlerle dövüşmem, dünya şampiyonu boksörlerle dövüşmem ve Türkiye'de de birçok şampiyon, işte 10 kez 15 kez şampiyon olmuş boksörlerle dövüşmem benim boksumda gerçekten level atlatmasındaki en önemli kriter diyebilirim yani. Çünkü bu önemli, iyi boksörle maç yapmak size her zaman kazandıracaktır ve ben de birçok boksörden birçok şey kazandım. Yani teknik kazandım, tecrübe kazandım. Siz de dediğim gibi iyi boksörlerle maç yapa yapa boksunuz gelişecek. Özellikle de bulunduğunuz salonda iyi bir boksör varsa, o da sizin partnerinizse, siz belki de dünyanın en şanslı kişilerinden bir tanesiniz. Çünkü iyi bir boksörle partneriniz olması sizin boksunuza gerçekten level atlatacaktır ve boksunuz çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden boksta her zaman ben 20-21 yıl boks yaptım ve hala şunu görebiliyorum. Ben kendim sporculuğumda da dövüşürken de hala geliştiğimi, gelişmekte olduğumu fark ettim. Ve antrenörlük yaparken de kendime katacak, öğreneceğim birçok şeyin olduğunu gördüm. Çünkü boks ne kadar yaparsanız yapın sürekli gelişen, sürekli kendini yenileyen bir spor. Bu yüzden de boksta örnek vereyim, bilgi edinmeye açık olmanız gerekiyor. Bilgilenmeye açık olmanız gerekiyor ki siz boksta başarılı olun veya antrenörlükte başarılı olun. Tabii şimdi boksta dediğim gibi zamanla geleceksiniz. Örnek vereyim, gardınız yakına girdiğinizde nasıl gard duruşunuz ne olacak? Orta distansta ne olacak? Örnek vereyim, kaçak dövüşürken nasıl olacak gardınız? İşte bunların hepsini dediğim gibi zamanla üzerinize oturacak. Her boksörle dövüşebilir hale gelmeniz için dediğim gibi maç sayısının çok olması gerekiyor. Bu yüzden kimi ters gard oluyor, ters gard boksör oluyor, kimi presli oluyor, kimi kaçak dövüşüyor, kimi orta distans, kimi farklı dövüşen boksörler oluyor. Bunun için siz rakip seçmeyeceksiniz. Ters gardlı olsa, düz gardlı olsa, presli yapsa, kaçak dövüşte de siz onu nasıl yeneceğinizi bilmek gerekiyor. Örnek vereyim, pres yapan bir boksöre ne yapacaksınız? Siz de aynı anda çarpıştığınız zaman hem kırılırsınız hem belki o sana, sen ona, yani kimin ne yaptığı belli olmaz. Bu yüzden rakibiniz pres yaptığı zaman boşa alıp vuracaksın veya yanlara oynayacaksın. Onu bir şekilde durduracaksın. Ondan puan alacaksın. Bu sefer sen onun gelmesini bekleyeceksin. Gelip vuracaksın. İşte ya boşa alıp çıkıp atak yapacaksın. Yani onu durduracaksın veya üzerine koşuyor, koşuyor, kapanacaksın. Yumruğu attıktan sonra tık kolunu üzerinden vuracaksın. Tabi bunları zamanla öğreneceksin. Bir anda öğrenemezsin. Veya örnek vereyim, boksör kaçak dövüşüyor. Onun nasıl önünü keseceğini, onu nasıl yakalayacağını bileceksin. Onu böyle
takip etmeyeceksin. Yani otobanda araba takip edermiş gibi. Yani onun önünü keseceksin, kapatacaksın. Dediğim gibi bu bilgilerin hepsini ben görsel olarak da aktaracağım. Ama ben size her zaman şunu söylüyorum. Yumruk atarken her zaman şunu unutmayın. Sadece yumruk atmaya odaklanmayın. Rakibinden de yumruk geleceğini hesaplayın. Ve çok garanti boks yaparsınız benim gibi. Ama bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Yumruk atmaya garanti boks yaptığınız için tereddüt ediyorsunuz. İşte puan kaybedeceğim veya örnek vereyim puan alacakken puan verebilirim gibisine. Boks her zaman şu bir gerçek, risk alacaksınız arkadaşlar. Risk almazsanız yumruk vuramazsınız, puan alamazsınız. Tabii kaybettiğiniz zaman da olacak ama örnek vereyim yumruk attığınızda rakipten gelen yumruğu da paledine alırsanız gardınıza doğal olarak siz puan alacaksınız. O paledinize geldiği için yumruğu puan alamayacak. Tabii bu şekilde de boksunuzu geliştirebilirsiniz. Boksta dediğim gibi vuruşlar çok önemlidir. Önemli olan şu, belli bir sistemi boksta oturtmak. Yani beyin, kollar, bacak aynı anda hareket edecek. Örnek vereyim, sol attığında ayak, omuz, yani kafa aynı anda hedefe kilitlenecek. Attığınız kombineler, örnek vereyim, beyniniz sol diri attığı zaman sağ diri attığı zaman sol kroşeye hedeflenecek. Veya örnek vereyim, karşıdan sağa geldiği zaman geri çıkıp yana çıktığında buradan sağ direk ve sol kroşeyi çok iyi vuracak, beyninize bunların hepsi oturtturması gerekiyor. Yani yumruk gelir gelmez aynı anda. Tabi bu çok tekrarlı oluyor. Zamanla da gelişiyor ve artık sistem beyin olarak tık tık hemen doğal olarak yumruk otomatikmen çıkıyor. Tabi boksta önemli olan şu var arkadaşlar, her şeyden de önemlisi. İşte diyeceksiniz hocam benim bulunduğum şeyde hocamın çok fazla boks bilgisi yok. İşte madalyaları yok. Ama antrenörlük belgesi almış. Antrenörlük yapıyor. İşte ben genel olarak hocalara baktığım zaman benim hocam boksta biraz daha zayıf. Tabii bu bir bahane olabilir. Veya örnek vereyim, bulunduğunuz şehirde çok iyi bir hocayla çalışıyordursunuz. İşte hocam çok iyi bir hocayla çalışıyorum. İşte şampiyonları var. Ama nedense ben madalya alamadım. İşte başarılı olamıyorum, işte ilk maçta kaybediyorum veya bunun gibi gerekçeleriniz olabilir. Ama şu bir gerçek arkadaşlar, işin başı her zaman kendinizsiniz. Bu işte kendin istersen madalya alırsın, kendin istersen şampiyon olursun. Artık hiçbir şeye bahane kalacak bir durumda değiliz. Yıl 2021 ve artık teknoloji var, artık her şeye ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın birçok kaliteli antrenörünün antrenmanlarını izleyebiliyorsunuz. İşte lapa tutuşunu nasıl öğrettiğini ve bu sayede de boksunuzu geliştirebilirsiniz. Olimpiyatlar var. Olimpiyatları izlersiniz. Olimpiyatlar boksun tap noktası, sporun tap noktası. Olimpiyattaki boksörleri izlerken nasıl kaçış yapıyor, nereden yumruk vuruyor, mesafeyi nasıl ayarlıyor, rakip üzerine gelirken ne yapıyor, presli dövüşen bir boksöre karşı garda alışı nasıl, nasıl, ayak hareketleri nasıl? Tabi bunları siz takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi sizin aklınızı, zekanızı kullanmak ve kendinize her zaman bilgi yüklemek, bir şeyler yüklemek ve iyi bir gözlemci olmanız sizi number one yapar. Siz iyi bir gözlemciyseniz, aynı benim gibi, ben de gözlemi çok severim. İyi Türkiye Şampiyonası'nda olsun, Dünya Şampiyonalarında, işte Olimpiyatlarda birçok iyi boksörü gözledim, antrenörlerini gözledim. Onların neler yaptığını, işte sporcunun hangi taktikte dövüştüğünü ve antrenörün sporcuya nasıl işte köşeden müdahale ettiğini hep bunları izledim ve kendime birçok şey kattım. Siz de bu şekilde olursanız boksta başarılı olmama şansınız yok. Dediğim gibi boks artı gözlem, boks artı çok tekrar, boks artı çok bilgi, her konuda bilgilenmelisiniz. İşte maç sabah antrenmanında ne yapacaksınız? İşte akşam antrenmanında ne yapacaksınız? İşte boksta kendinizi nasıl motive edeceksiniz? İşte o anki stresinizi nasıl boşa çıkaracaksınız? Rahat diyeceksiniz. Bunları hep bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte maç esnasında ne yiyeceksiniz? Maç esnasında maça
hangi psikolojiyle çıkacaksınız? İşte bunları, işte stresini kontrol etmeyi, heyecanınızı kontrol etmeyi, bunların hepsinin bilgisini edinirseniz doğal olarak siz arkadaşlar boksa iyi olursunuz. Ama siz işte torba çalışırken lambur lumbur lambur lumbur, işte rakip ile dövüşürken lambur lumbur lambur lumbur aklınızı kullanmazsınız. İşte ben güçlüyüm, İşte hodri meydan, hodri meydan, rakip de hodri meydan derse, işte sen ona, o sana dersen, sizin ikinizden de hiçbir şey olmaz. Ama birisi aklını kullanır, oynar, tek tek puanını alır, rahat bir şekilde maçını kazanır. Ne kaşı çok, kaşı açılır, ne gözü açılır, ne de çok fazla yorulur. Bir bakarsın o adam da pürüzsüz bir şekilde dünya şampiyonu olmuş, dünya ikincisi olmuş. Neden? Boksu çok iyi biliyor, yumruk yemiyor, aklını kullanıyor, iyi savunma yapıyor, nasıl puan alacağını biliyor. Bu boksörler doğal olarak number one oluyor. Vasiliy Lomachenko gibi, işte Kübalı boksörler gibi, Guillermo Gamboa ve dahası. Arkadaşlar, boksun özü bu. Boksun gerçeği bu. Boks bunlardan ibaret. Yani başka bir şey yok. Siz benim dediklerimi yapın. Siz dediğim gibi iyi boksörleri takip edin ve aynı hareketleri uygulayın. Olimpiyatlardaki Kübalıların ayak hareketlerini veya Ukraynalı Vasiliy Lomachenko'nun bellele kaçışlarını, çıkışlarını, boksta iyi olacaksınız. Bana güvenin, bana itimat edin, emin olun. Ben sadece bir kampa gittiğimde veya bir maça gittiğimde sadece orada dövüşmek için değil, oradaki ortamı, örnek vereyim, salondaki torbadan tutun, sporcuların ne yaptığını, neler yaptığını hepsini takip ederim. Çünkü hep kendime bir şeyler katarım ki ülkeme nasıl faydalı olurum. Örnek vereyim, Ukrayna boksu iyi. Ukraynalılar nasıl çalışıyor? Ukraynalıların düzenine veya Kübalıların, hep burada bunları takip edip ülkeme başarı getirmek için, doğal olarak iyi sporcular yetiştirmek için, bu alanda bir numara olmak için ben kendime bunları yüklemek zorundaydım ve yükledim. Şimdi boksun özü şu. Şimdi siz diyeceksiniz, düşünün ki siz bir Avrupa şampiyonasına maça çıkacaksınız. Maça 2 veya 3 saat gibi bir zaman var. Düşünün, basket top oynuyorsunuz. İşte bu yani. Vasiliy Lomachenko'yu Avrupa şampiyonasının maçına 4 saat, 5 saat mi ne vardı? Baktım basket oynuyor. Niye? Kendini rahatlatıyor. Yani maçın stresinden, o büyük heyecanından bir nevi alıkoyuyor düşünmekten. Maça da çıktığında rakibini karşısında acemi boksör gibi bırakıyor. İşte boks bu arkadaşlar. Ama bize her zaman böyle boksta hep panik yaptırdılar. Hep böyle stres içinde, işte şu boksör şöyle böyle, bu boksör böyle, işte bu neymiş, onu çiğ yermiş, bu onu düşürüp kaldırmış. İşte bize hep böyle şeyler söyleyen bazı bilgisiz antrenörler olduğu için biz de genel olarak bunlara, tabii benim şey yaptım mı, bunlara çok fazla takıldım mı? Yok, çok şükür Allah bize burayı sağlam vermiş. Karşıma İngiliz'i de çıktı, Fransız'ı da, Kübalı da. Elimden geleni yaptım. Kaybettiğim maçlar oldu ama şu bir gerçek: rakibim benden tecrübe olarak iyiydi. Fizik olarak da baktığım zaman rakiplerim karşısında bazen şey durumdaydım, fizik olarak iyi durumda olmadığım zamanlar da oldu. Özellikle de bir İngiliz, Fransız'a karşı, Kübalı'ya karşı normaldi onun fiziğiyle benim fiziğim. Ama tabii bunların hiçbirisi bahane değil. Önemli olan ne olursa olsun boks her zaman dövüşmek, mücadele etmek. Çıkacaksın, mücadele edeceksin. Yok işte yumruk aldım, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, yok kolum sakattı. Bunların hiçbirisi bahane değil. Kolun sakatsa ringe çıkmayacaksın. Boksta bahane yok. Siz de dediğim gibi elinizden geldiği kadar boksta kendiniz ringe girdiğinizde işin başı sizsiniz. Siz iyi dövüşeceksiniz. Siz kaliteli dövüşeceksiniz ki number one olun. Şimdi ringde işte ben hocamın dediğini yapmadım. Hocam ringden inince bana kızdı. Sen rakibini yendiğin zaman, sen rakibini yenmezsen, hocanın dediğini de yapmazsan ringden ince sana kızar. Ama sen yendiğin zaman ringden insan, hocan sana kızmaz. Aferin oğlum, çok iyi dövüştün der. Yani demek istediğim, boks her zaman şu var arkadaşlar: maç almak, galip gelmek. Boksun altın kuralı bu. Başka yok. Veya madalya kazanmak. Sen kötü dövüş, madalyayı kazan. İyi boksör ol, kötü boksör ol, fark etmiyor. Madalyayı kazandın mı, olay bitti. Mesela ben iyi boksörüm.
Diğeri kötü boksör diyelim. Avrupa Şampiyonası'na gitti. Ben çok iyi bir boksöre dövüldüm. Ve o normal bir boksörü yendi. Madalya aldı. İşte o gözde oluyor. Siz olmuyorsunuz. Bu yüzden boksta her zaman işin başı şu madalya. Yani bu senin şey etiketin bu yani. Yapacak bir şey yok. İşte madalya. Herkesin gözü madalyayı görüyor. Farklı bir şey görmüyor. Tamam. Bazı boksu iyi bilen insanlar hani şunu diyor. İşte iyi boksör. İyi boksöre karşı dövüştü. Güzel de maç yaptı. Bu çocuk da kaliteli boksör diyebiliyor ama bilenler ama bilmeyenler madalyaya bakıyor. Dediğim gibi mutlaka boks artı kazanmak. Bir maçta varsın, bir maçta yoksun. Bu yüzden mutlaka altın kuralınız bu. Boksta kazanmaya kilitlenmek. Tabi bazen şunu da kabul etmek gerekiyor. Kazanamadıysan bir şeyleri kabul edeceksin. Rakibinin senden iyi çalıştığını, senden daha iyi mücadele ettiğini ve bu yüzden kaybettiğini ve sen o maçta kötü dövüştüğünü bunu bir kere kabul edeceksin ama sonrasında şunu diyeceksin. Bir sonraki maçta seni geride bırakacağım. Sana karşı galip geleceğim. Ve sen beni 2 puan farkla dövdün. Bana karşı kazandın. Ben seni 5 puan farkla yeneceğim deyip bu psikolojiyle tekrar maça çıkacaksınız. Şimdilik boksla ilgili yani bu konu hakkında konuşmak istedim. Bundan sonraki süreçte boksla ilgili bazı daha iyi bilgiler aktaracağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin de boksla ilgili işte hocam işte merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına işte erinmeden, üşenmeden nasıl ki ben video çekerken erinmeyip üşenmeyip çekiyorsam siz de yorumlar kısmına açık bir şekilde uzun uzun yazın. Ve ben de oradan yorumları okuyup ondan sonra videolarda sizin o yorumlarınızın hepsine teker teker cevap vereceğim arkadaşlar. Şimdilik beni dinleyip zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Unutmadan kanalıma abone olup bildirimleri de tümünü işaretleyin, zilde tümünü açın. Ve videolarımdan ilk sizler haberdar olun arkadaşlar. Bana da destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.